Arkadaşlar herkese selam. Şimdi yeni bir günde, yeni bir şehirle sizleri karşılıyoruz. Neredeyiz? Rize'deyiz. Rize Fırtına Deresi. Görüyorsunuz fırtınalı bir akarsu var arkamızda. Gerçekten Fırtına Deresi deli gibi akıyor. Adanın hakkını veriyor mu? Çok fena, bir de korkutucu. İnsanlar burada rafting yapıyor. Belki biz de bunu tecrübe ederiz. Bunu tecrübe edersek onu da şey yapabiliriz. Gösterebiliriz ya bu video ya ayrı bir videoda. Çayımızı aldık arkadaşlar, kahvaltımızı yapıyoruz. Güzel bir Rize turu bizi bekliyor. Çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Umarım iyi geçer. O zaman Rize turu başlasın. O zaman başlasın. Fırtına Deresi'nin dibine kadar indik. İniliyormuş, biz çok fark edemedik ama burada merdiven olduğunu sonradan fark ettik. Böyle ayağımızın dibinde bir adım atsam suya düşeceğim. Bakar mısınız ya, nasıl azgın bir şekilde böyle gürül gürül akıyor yani ses. Bir de çok tehlikeli geldi bana. Şuraya düşsen sürüklenirsin iyice. Evet. Şu yukarıda ziplen yapılabiliyor. Çok kısa bir parkur. Ziplen 100 liraymış. Ziplen için de alta bir set koymuşlar file gibi. Biri düşerse diye onu korusun, taşa kafasını falan çarpmasın şeklinde bir tane file geçirmişler. Bence mantıklı. Her zipline'de olması gereken bir şey. Aynen. Nasıl? Soğuk mu? Bir şey söyleyeyim mi? Benim çok uykum gelmişti. Beni zımba gibi yaptı resmen. Şurada da zipline. Kilo şişmişti, indirdi resmen. Buz gibi ya. Dondu ayaklarım. Şifa şifa. Şifa şifa. Fırtına Deresi'ne dayağımı sokmadım demezsin uşağım. Uşağım fenaymış bu. Şimdi de zipline yapanlar üstümüzden geçiyor. Onları izliyoruz. Şuradan. Karşılıklı bu şekilde. Şurada da bir uyduruk salıncak var. Aha geliyor, gidiyor, geliyorlar. Bunlar da geri geliyor. İşte bu zevkini alamam dönüldü. Arkadaşlar ikinci durağımıza geldik, Kaşgar Dağları'na. Şu an servisten de yukarı çıktık. Zil Kalesi'ni gezeceğiz. Zil Kalesi'ni gezeceğiz. Kale bayağı yukarı doğru gidiyormuş arkadaşlar. Bayağı bölgenin de en böyle anlamlı eserlerinden bir tanesiymiş. Aynen burası. Buradan da şelaleye gideceğiz. Şelaleye gideceğiz. İçeriği şöyle size gösterelim dedik. İçeriği geçelim. Aynen ben şöyle dağları çekeyim bir. Bakar mısınız dağların? Ya bir ortadayız resmen. Yukarılara çıkınca daha her tarafı daha çekeriz diye düşünüyorum. Şu an biraz aşağılardayız ya. Evet evet. Gidelim kalenin içine gidelim. Aşağıda şarıl şarıl akan derede adı Çat Deresi. Telefondan ne güzel çıkıyor ama değil mi? Telefondan daha güzel ağaçlar burası. Ağaçlar da şey. Evet. Burası daha demin gördüğünüz Fırtına Deresi'ne bağlanıyor. Ve sonrasında Fırtına Deresi olarak denize gidiyor. Bir oksijen de şey oluyor mu? Seni tatmin edici, böyle içini rahatlatacak falan. Nem yok, çok güzel yani bence. Bir de şey içine çekiyorsun ya. Ya da benim burnum şu an boş ya. Ama çok güzel görüntü. İnsan evet harika. Oluyor. Şu an böyle gözümü kapatıp not ediyorum. Sonradan eve gidince hatırlayacağım. Gerçekten her noktadan farklı bir bakış açısı, farklı bir güzellik. Kuşların ötüşünü duyabiliyor musunuz herhalde şu çam ağacında? Güneş açmaya başlıyor. Çat Deresi'nin üstündeki şelalenin üstüne geldik. Pilovit Şelalesi. Yanlış söylüyorsam yine ben buraya yazarım. Gerçekten mükemmel duruyor. Burada yürüme kısmı var ama şu an kapalı gibi gözüküyor. Şurada bir seyir terası var. Şu an o şelalenin altında olmak ister miydin? Baksana çıkan şeye bak, gidelim. Aşağısına girer miydin? Nasıl bir şey duman çıkıyor? Belki ben onun altına girsem beynim şey olur yani. Bir şey söyleyeyim, ben görsellerde belki şu an mesela kamerada da küçük çıkıyor ama yapayım. Bir 5-10 metre, 25 metresi vardır yani. Biz uzağız ya. Evet. Ondan bu. Bak mesela normal
Çukur'a bile uzak yani. Seyir tepesi bile uzak oraya. Şelalenin gücünü görüyorsunuz. Nasıl çarpıyor, nasıl dumanlar çıkarıyor altından. Ya oranın biraz yakında olup serinlemek isterdim. Daha şu yürüme yolu yapamamış ama yapıldıktan sonra da cam terastan direkt daha yakın bir seviyeden izleme imkanı olacak. O şelalenin aşağısına indik şu an. Tadına baksan bir tanem. Su o kadar berrak ki. Nasıl? Efendim çok iyi. Su yeşil ya, korkuyorum bile. Nasıl yeşil bir tanem, bembeyaz. Kafanı sat, kafanı. Derenin akışına bakın. Çok fena akıyor. Şu dağdan su iniyor. Şuradan nasıl aşağı doğru geliyor, baksana. Aynen. Tadı çok güzel. Eski adı Şenyuva olan, şimdiki adı Sevdalı Köprüsü olan Karadeniz'in en eski köprüsündeyiz şu an. 1699 yapımı bir köprü. Eskiden burada Sevdalık dizisi çekilmiş. Demet Akbağ'ın falan oynadığı bir diziydi. Şurada şu burada pansiyonda ne kalıyormuş üstünde şu an millete fotoğraf çekiyor. Gerçekten köprü muhteşem. Yani her yere baktığınızda her tarafta başka bir güzellik görüyorsunuz. Suyun zaten Çat Nehri'nin akışı aşırı güzel. Ben bayıldım. Kesinlikle burayı görmenizi tavsiye ederim. Hem suyun akışı hem köprünün duruşu çok güzel. Köprünün en üstündeyiz şimdi. Feci bir yükseklik değil mi? Biraz daha yüksek olsa daha iyi. Burada birinin ayağı kaysa düşüyor. Aynen. Şuralarda ama şey zaten eski köprü olduğu için yapmamışlardır öyle daha bir şey. Daha böyle şey duruyor ama. Bir tık korkunç değil mi? Evet. Şöyle bakın. Hani inişine şöyle bakın. Arkadaşlar köprüyü bir de buradan çekelim dedik. Burada da bir tane daha köprü var. Bu yeni yapılmış ama o eski bayağı tarihi köprü. Orada çekmek zor oluyor ama buradaki fotoğraf görüntüsü falan daha iyi. Burayı insanlar keşfetmemiş aslında. Biz tek kendimiz burada çekiniyoruz. Bayağı güzel bir fotoğraf çıkıyor. Oraya bakın arkadaşlar. Burada. Bu kadar kalabalıkta o fotoğrafı yakalanmak da zor oluyor. Üstü şelalenin güzelliğine bakın. Şimdi Hisar Yaylası'na çıkıyoruz. Her yerden, her dağdan su akıyor. Binlerce kelebek var burada. Çok güzel. Çok güzel akıyor. Arkadaşlar şimdi Hisar Yaylası'na çıktık. Öyle bir yükseklikteyiz ki inanılmaz. Yollar falan berbat. Gelene kadar zaten sağa sol araba zor çıktı zaten. Normal arabayla gelecek bir yer değil ama manzara. Süper. Manzara değer. Manzara değer üstad. Şuraya bir bakın. Resmen bulutlara değeceğiz. Bulutların dağlardaki vuruşunu görüyor musunuz? Normalde bu tarafta da olur ama şansımız hava açık. Nasıl? Fena. Bulutlar efsane gözüküyor. En üst noktalardan birine geldik. Kamera bu güzelliği çekemiyor ama. Bizi gördünüz mü? Aynen. Hafif hafif rüzgar esiyor. Şu an çok büyük bir sessizlik var sanki. Aynen. Şelalenin kenarında binlerce kelebek var. Nasıl uçuşuyor? Şelalenin bu sefer iç tarafındayız. Haydere indik. Görüyorsunuz her taraf kalabalık. Turistik bir yer olmuş burası. Arkamızda gelin şelalesi eğer yanlış söylemiyorsam. Bu su bayağı yukarıdan şu bulutların ta üzerinden bir iki kat daha yukarısı gibi düşünebilirsiniz. 1400 metre aşağı indik. Yani şu tepelerden güzel yaylasından buraya indik. Bayağı şu bulutlar yeni geldi. Biz yukarıdaydık, o bulutlar daha önceden yoktu. Aynen. Şimdi yaylaya ineceğiz. Yayla tarafına. Bir burada cam teras kısmı var. Bu da bir fotoğraf çekineceğiz. Evet, şöyle. Üstü de çatlak kısımda duruyor. Aydan'daki cam teras böyle. Şelaleye karşı. Çok güzel. Yaylanın bu boş kısmı. Çok güzel ya gerçekten. Çok hani kalınacak yer var, yemek yerleri var. Bayağı iyi.
Bir de Buzun Gölü'nün çevresine benziyor değil mi? Evet, gerçekten şurası çok güzel. Şöyle şu çocuk gibi tepelere doğru çıkmak isterdim. Koşacaksın yukarı doğru. Aynen. Bak, en çok o çıkmış. En çok sen çıkardın bence bizde de. Ben çok hızlı koşarım. Aynen. Ayder'i ben çok beğendim. Çok güzel ya. Hava, suyu. Karşınızda Laz böreği. Nasıl? Karşınızda da Laz. Laz, aynen. Oturduk şimdi Ayder'e, bir Laz böreğini yemeden gitmeyelim dedik. Güzel. Standart. Bir kere daha yemiştik. Ondan bir tık farklı. Tereyağı farklı. Belki daha güzel değil midir? Sonradan geliyor ama bayağı iyi. Hoşuma gitti. Evet, alıyor lokmasını. Güzel. Puan 10 üzerinden. Ben sütlacı çok beğendim. Ben sütlaçlar güzeldi. Onun için bana 8 veriyorum, sütlacı 10 veriyorum. Sütlaç, hangi sütlaç? Sütlaç yemişlik haberi. Kaç? 2 sene önce mi? Okey, o zaman biz devam ediyoruz arkadaşlar. Rize'deki son durağımız olan Çeçeva çay bahçelerine geldik arkadaşlar. Burada birçok marka bu çay tanımlarını kullanıyormuş reklamlar nedeniyle. Biz de burayı görmeye geldik açıkçası. Burasının ambiyansı beni çok etkiledi açıkçası. İlk bir şey söyleyeyim mi? Kamerada gidiyorum. Nasıl gözüküyorsun biliyor musun? Biraz sanki arkan böyle kartposta, sen böyle önünde yalandan duruyormuşsun gibi. Gerçek değil gibi. Aynen. O kadar böyle şey, sıra sıra çitler halinde yapılmış ki çok güzel duruyor. Gerçekten çay bahçeleri zaten uzaktan da çok güzel gelen bir bahçeydi. Benim mesela çocuklara bak. Bununla geldik. Yeterlik. Yo ama yerler çamur değilmiş. İyi değil. Aralar falan zaten geçeceğiz şimdi. Burası... Aşağı inelim. Bence aşağıya detaylı aynen gösterelim. Burası da bayağı kalabalık. Şöyle bir üstten çekeyim. İnsanlar işte istiyorsan yöresel kıyafet giyip, istersen makas alıp fotoğraf çekinebiliyorsun. Burada şöyle bir fiyatlandırma var. Siz mesela makas kullanmak istiyorsanız, giriş zaten ücretsiz buraya. Makas kullanacaksanız 30 liralık bir ücret alıyorlar. İşte bilmiyorum, şöyle bir makas yani bir var. Makas. Bir de sırt. Mi? Sırt şeyi de veriyorlarmış. Makasla birlikte sırt şeyi de veriyorlarmış. O 30 liraymış. Evet. Bu arada hasat saman da işte yapılmış herhalde. Mayıs'ı yapılmış. Şu anki bir tık bir sonraki çıkacakmış. Ve hasat yapılmıyor. Makas kilitli yani. Evet. Diğer yöresel kıyafetler de giyiliyormuş. Evet, buradan yöresel kıyafetler de. Çay şey i̇şte yaparken. Böyle eşarp falan gibi bir şeyler takıyorlar. Şey yaparken, keserken. Güzel kıyafetleri veriyorlarmış. O da 50 liraymış. O da 50 lira. Bilmiyorum, bana çok mantıksız da geldi. Hala biz onun için şimdi aralara girelim. Girelim aralara bakalım. Böyle gür olan tarafa geldik. Çayın duruşuna bakın. Böyle çok şey bonus gibi duruyor. Aynen. Mesela şey gözüküyordu. Böyle hep tepeden aşağı bir şekilde duruyordu ama biraz düzlük, biraz aşağı, biraz düzlük, biraz aşağı bak, şeklinde. Bunda mesela şey var, görüyor musun? Bu ne acaba? Bunlar filizleniyor mu? Sonradan mı açıyor? Ne oluyor? Domates gibi. Evet. Anlasana bir tane. Domates gibi ama 3 yaprak domates pay birleşmiş gibi burada. Yaprak oluyor herhalde. Olabilir. Bu birilerinin evine gidip çay olacak. Aynen. Arkadaşlar, Rize turu böyleydi. En son Çeçeva'da bitirdik. Hızlı bitirdim ya. Bayağı yer gezdik. Çok güzeldi. Çok. Şimdi etkileyiciydi. Her şehir etkileyici. Aynen. Buranın da yeri ayrı. İnsanı da temiz kalpli. Gerçekten yapan. Evet, bir servis şoförümüz vardı. Aşırı komikti. Aynen, selam olsun. Gerçekten Rizeliler fıkra gibi geziyorlar. O zaman kanala abone olmayı, like atmayı, bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şu an abone oluyorsanız çok şanslısınız. Çünkü biz çok küçük kanalız. Buralar değerlenecek. Bu kanalı küçükken takip etmeye başladık diyeceksiniz. Aynen. O yüzden hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.